Merhabalar, ben Ersa İzmir 3 yol büro müdürü Seyhan Aydoğdu. Bugün sizlere Ersa Propolis şampuanlarımızdan bahsedeceğim. Propolis doğada bilinen, dünya yüzeyinde bilinen en güçlü antioksidandır, antibiyotik özelliğe sahiptir. Güzel tarafı arılar kovanı bala hazırlamadan, bal yapmaya hazırlamadan önce propolisle kaplarlar. Pro ön demektir, polis de şehir demektir. Şehri koruyan anlamındadır aslında. Propolis de arkadaşlar vücudumuz koruduğu gibi cildimizi de koruma özelliğine sahiptir. Arılar akıllı canlılar. Çalışmaya başlamadan önce, üretime başlamadan önce, yani bir gıda üretimine başlamadan önce temizlik yapıyorlar. Bizler gibi. Ve propolisle kovanı kaplıyorlar. Petekleri de temizliyorlar bununla. Hazırlıyorlar, balı hazırlıyorlar. Propolis nereden alıyorlar? Propolis de kendileri yapıyorlar. Çiçeklerin sap ve yapraklarından elde edilen reçinedir aslında propolis. Kovanı bala hazırlar, üretime hazırlar. Güzel tarafı bu. Oluşabilecek bakteri, mantara karşı korur ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir mikroorganizmaya karşı da kovanı koruma özelliğine sahiptir. Arılar yavrularını koymadan önce ve bal yapmadan önce kapladıkları harika bir içeriktir aslında. Bizim şirketimizde böyle ürünlerimizin içine katarak bizlerin kullanımına sunmuştur. Propolisli şampuanı diğerleriyle kıyasladığımda şöyle diyebilirim. Saçların hızlı uzaması ile ilgili sıkıntınız varsa hızlı uzamasını sağlamaya yardımcıdır. Yani kullandığım şampuanlar içerisinde en hızlı saç uzatan şampuan propolis şampuanlarımız diyebilirim. Şöyle iki çeşittir. Propolisli normal kuru saçlar için ve normal yağlı saçlar için. Saç tipinize uygun olanı seçmeniz tabii ki daha uygun olur. 1 litrelik ürünü aldığınızda şöyle 1 litrelik pompa başlık alırsanız daha bereketli kullanımı olur. Ya da seyahat eden birisiyseniz, sık seyahat eden ya da işte pratik olsun diyorsanız böyle aparatlarını da ekleyebilirsiniz. Aparatlı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ve ayrıca şampuanlarımızın 300 ml'lik olanları da var. Onları da alıp kullanabilirsiniz. Şimdi propolis zaten çok güçlü bir antioksidan, vitamin, mineral içeriği çok yüksek. Özellikle saçların uzamasına çok yardımcı B1, B2 vitaminli ve E vitaminli fazlasıyla içeren bir ekstrattır propolis. Muazzamdır bu anlamda. Çok miktarda da mineral içerir. Bu da saçlar için çok faydalıdır. A vitamini içerir, çok faydalıdır arkadaşlar bunlar. Saçları, derisini besleyerek saçların daha sağlıklı kalmasını ve daha sağlıklı uzamasını sağlayacaktır. Gözeneklerin temizlenmesini sağlayacaktır. Temiz gözenekler olduğunda da saç derisi nefes alacak ve daha fazla saçların kan dolaşımının olması, saçların kolay uzaması gibi durumlar için çok faydalı hale gelecektir. Ve beslenmesini sağlayacaktır. Çünkü ürünümüzün içeriğinde çok güzel içerikler var. Bunlar nelerdir? Sadece propolisle sınırlı değil tabii ki. Sarı kantaron var içeriğinde. At kestanesi var arkadaşlar. Ben mesela propolisli şampuanı bazen ürünlerle ilgili şöyle olabiliyor ya. Fiyatını öğrendiğinizde pahalı mı? Hiç pahalı değil. Hatta bizim ürünler çok ucuz. Neden çok ucuz? İnanın içinde kullanılan ekstratları duysanız ve görseniz ya da baksanız o kadar muazzam içerikler kullanılmış ki içerisinde ekstratlar kullanılmış ki inanın ürünler faydasına göre, yani piyasadaki herhangi bir şampuanla kıyaslamayın bizim şampuanlarımızı. Gerçekten hepsinden çok çok üstün. Çünkü bir kere zararlı hiçbir şey yok şampuanlarımızın içerisinde. Saçlara zarar verebilecek, saç derisine zarar verebilecek, cildinize, sağlığınıza zarar verebilecek hiçbir şey olmadığı gibi saçları besleyecek, kökten uca besleyecek, onaracak bir sürü içeriğe sahip. Saçların onarılması ne kadar sürer derseniz aslında bir saç telinin kendini tamamıyla onarması, bundan önceki şampuanla ilgili videolarımızda bahsetmiştim. 6 sene çok uzun sürüyor saçların kendini onarması. O yüzden saçların çok iyi bakmamız gerekiyor. Yıpratırken de çok düşünmemiz gerekiyor. Çünkü yıpratmamaya özen gösterin. Yani hakikaten 6 yıl kısa bir süre değil. Yani bir hafta kullandım, 2 hafta kullandım, sonuç alayım gibi beklentiye girmeniz sizi yoracaktır. Hakikaten o saçın onu hissetmesi ve tepki olarak sağlıklı bir şekilde uzamaya başlaması zaman alacaktır. Şampuanlarımızın kokusu çok güzel bir kere. Yalnız dikkat edilmesi gereken şampuanlarınız konsantredir. Konsantre dediğimde sulandıralım mı diye sorular gelebiliyor. Hayır, sulandırmanıza gerek yok. Hani o şeyi ayarlayamıyorsanız, hani çocuklar ayarlayamıyor, bol bol kullanıyor derseniz bunu da yapabilirsiniz.
çözüm olarak. Ama ben şundan yanayım, az miktarda kullanıp bol suyla durulamanızda fayda var. Piyasadaki şampuanlar gibi çok fazla köpürmeyecektir çünkü petrol türevi içermiyor. Özellikle ilk iki kullanımda falan bunu hissedebilirsiniz. Çok köpürmüyor, bol mu kullanayım? Böyle bir şeye girmeyin. Propolis çok güçlü bir ekstrat olduğu için bol kullanıp saçınızı da, saç derinizi de böyle bastıra bastıra yorarak yıkadığınızda kaşıntıya neden olabilir. Bu tamamen sizin geçmişten gelen alışkanlığınızdan kaynaklı bir sıkıntı. Şampuanın yapmış olduğu bir şey değil. Şampuan gerçekten hakikaten hem saçları onarmada çok etkili, kökten ucu onarmada çok etkili, hem de saç uzamasında müthiş etki gösteren bir şampuan. İçinde başka ne var demiştim. Propolis'ten başka sarı kantoron var arkadaşlar. At kuyruğu var. Alman papatyası var içeriğinde. Saçlar için ne kadar faydalı bakın. Cadı fındığı var. Unutmayın diye notuma bakıyorum. Cadı fındığı var. Yabani marul var. Sinirli ot var. At kuyruğu var arkadaşlar içinde. Pantenol var. Pantenol, pantotenik asit saçlar için ne kadar faydalıdır. Kökten uca beslenmesi için. Hem saç kökleri için faydalıdır. Hem de kırılarak, koparak, dökülmeye karşı saçları korumaya yardımcı olur. Ebe gümeci var. Özellikle yağlı olanın içinde. Hatmi çiçeği var. Şimdi bu kadar güzel içerikle bu şampuan altın değerinde mi? Kesinlikle altın değerinde. Peki yardımcı olarak ne alabilirim? Bu şampuanları kullanmaya başladım. Yardımcı olarak ne kullanırsam benim için daha iyi olur derseniz, saçlarınız ne olursa olsun, şimdi kimyasal bir şampuandan bitkisel bir şampuana geçtim, sertleşme olabilir. Ya da kolay tarama istiyorum ben. Taramak kolaylaşsın, hani bunda sıkıntı yaşamayayım diyorsanız saç bakım kreminiz var. Ersan saç bakım kreminden yardım arayabilirsiniz. Ya da saç bakım yağınız var. İkisini aynı anda da kullanabilirsiniz. Şampuanlarınızı ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir seçenek sunuyorum. Diyorum ki hangisi sizin için pratik gelir, daha kolay gelir? Duştan çıkmadan önce uygulanan bir ürün mü? Duştan çıktıktan sonra tamam, sadece tararken uygulanan bir ürün mü daha kolay gelir? O şekilde seçmelerimi sağlıyorum. O şekilde seçenek sunuyorum. Saç bakım yağıyla ilgili videomuz yok. Onu da çekeceğim. Saç bakım kremi ile ilgili videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şampuan seçerken muhakkak benim saçım kepekli, benim saçım çok dökülüyor, saçım şöyle gibi şeyler değil de saç tipinizi, saçınızın ihtiyacı olan şeyi bilerek aslında karar verirseniz daha iyi olur. Bu videoları çekme amacım da bundan kaynaklı zaten. Çünkü kişi ya kepekli diyor, ya dökülüyor diyor, ya ince telli. Ama hani kuru mu, hassas mı, nasıl, bunları söylemediği için sonuç alamıyoruz. Bütün şampuanlarımızın hangi saç türüne, hangisinin kullanıldığında daha iyi sonuç alacağınızı anlattığım videolarım var. Onları da izlemenizi rica ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olacağına inanıyorum. En azından aklınızdaki soru işaretlerini, hangi şampuanı, hangi saç türü kullanabilir şeklinde bunlar için bir ön bilgi olması açısından videolarımızın faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma henüz abone olmamışsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.